Bir düşünür diyor ki, diyelim ki bir şey yapmayı düşünüyorsun, yapmıyorsun, gidip uyuyorsun. Nasıl uyanırsın biliyor musun? O yapmayı düşündüğün işi, bir başkası yaptığından çıkan ses, o sesin gürültüsüyle uyanırsın diyor. İntro gelsin. Merhaba, hoş geldin. Asal sayılar çalıştık. Asal çarpanları ayırma çalıştık. Bölme bölünebilmemizi de çalıştık. Şimdi adı gene asalla başlayan bir ünitenin başındayım. Asal çarpanları ayırma. Önemli bir konu Ebob Ekok öncesi iyice öğrenelim. Ebob Ekok çünkü herkesin derdi. Ama senin derdin olmayacak. Çünkü biz bu konuyu da halledeceğiz. Ama asal çarpanlara ayırmayı iyi C, dinle, iyi anla. Çok eğlenceli bir konu. Bakalım. Başlıyoruz. PDF'e dönüyorum. Evet. Asal çarpanlara ayırma. Şimdi asal sayılarla ilgili bir konu vardı. Aralarında asallık çalıştık. Onu da kullanacağız. Şimdi asal çarpanlara ayırma. Burayı bitireceğiz. Daha sonra çarpanlara ayırma da var ileride. Ama şimdi asal çarpanları ayırma. Ne işimize yarar? Biz buradan pozitif tam sayı bölenlerini buluruz. Sayıların kaç tane böleni, kaç tane çarpan olduğunu buluruz. Evet ilginç bir konu. Bakalım başlayalım. Neler göreceğiz, neler bakacağız, edeceğiz. Asal olmayan sayılar. Asal olmayan sayılar bileşik sayılar diye tanımlamıştım. Yani asal sayıları yazdığımızda arada kalan o boşluktaki sayılar, yani asal sayılar tarafından yapılmış olanlar. Şimdi ben ne yapacağım? Tekrar hangi asallar tarafından yapıldığını öğreneceğim bu sayıların. Bileşik sayılardan bahsediyorum asal olmayan sayılar. Asal sayıların çarpımı şeklinde yazılabilir. Bu işleme asal çarpanlara ayırma denir. Örneğin 180 sayısı. Şimdi 180 sayısını 2'den başlayarak var olan asal çarpanları bulmak için tekrar tekrar böleceğiz. Ne yazmışım? Örneğin 180 sayısının asal çarpanlarını bulmak için 2'den başlayarak bölmeye. biri bittikten sonra yani asal sayılardan 2 artık yok diyelim 3'e. 3 yok sonra tekrar 5'e ta ki bölme işlemimizin sonucu 1 olana kadar bölmeye devam edeceğiz. 180'i 2'ye bölmüşüm. 90, 2'ye bölmüşüm. 45. 3'e bölmüşüm çünkü 2 bittiği için 3'e bölmüşüm. 15, 3'e bölmüşüm. 5. Ve sağ taraftaki 2 tane 2, 2 tane 3, bir tane 5. Şimdi üst sayıdaki mantıkla 2 tane 2 olduğu için üstüne 2 yazıyorum. 2 tane 3 olduğu için üstüne 2 yazıyorum. Bir tane 5 asal çarpan olduğu için üstüne 1 yazdık. Şöyle de yapabilirdik. 180'i ile bu işlemi yapmak zorunda değildin. 18 çarpı 10. 18'i nasıl yazabilirim? 9 çarpı 2. Onu nasıl yazabilirim? 2 çarpı 5. 2 tane 2 var. 2'nin karesi. 9 yerine gidip 3'ün karesi yazardım. Bir de 5 üzeri 1. Bu şekilde de parçalayabilirsin. Böylece asal çarpanlarına ayırmış olursun. Demek ki yapmamız gereken içindeki asal çarpanları buluyoruz. Bunu böyle böyle yapıyoruz. 180 sayısının asal çarpanları yani asal bölenleri aynı anlama geliyor. 2, 3, 5 olmak üzere 3 tanedir. Yani kaç farklı asal sayıdan oluşmuş onları söylüyoruz. 180 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali zaten az önce yukarıda yazmıştık. Bu şekildedir. Peki burada dikkat edilmedi denilen bir yer var. Aslında burada bir bilgi vermişim. X'e pozitif tam sayılar A ve B farklı asal sayılar olmak üzere K sayısının asal çarpanına ayrılmış hali ayrılmış biçim aşağıdaki gibi ise hmm. A üzeri X B üzeri Y Şu tabanlar farklı asal sayı olması gerekiyor. Asal çarpanlar A ve B olmak üzere iki tanedir. Ama tekrar söylüyorum bunlar farklı A ve B farklı asal çarpanlar olması gerekiyor. Üstlerde kaç tane olduğunu gösteriyor. Peki pozitif tam sayı bölenlerinin sayısını bulmak istiyorum. K sayısının x artı 1 y artı 1. Bir. Üstlerine birer ekleyip toplamışım. Şimdi burada bir bakalım ya. Burada ne demek isteniyor? Bir görelim. 180 bir kenarda dursun. 180 ile ilgili asal çarpanlarına ayrılmış halini yaptık. Daha basit bir şey alalım. Mesela 30 için yapalım. Şurayı bir kullanalım. Gerisi deriz. De 30 nedir? 2 çarpı 3 çarpı 5. Üstlerine de 1 1 1 yazdım. Bunların üstlerine birer ekleyip çarpıyormuşuz. Asal çarpanını ayırdım. Üstlerine birer birer ekliyorum. Sonra onları çarpıyorum. Şimdi üstüne 1 ekledim 2. Üstüne 1 ekledim 2. Üstüne 1 ekledim 2. Çarptım bunları 8 tane. Hadi bakalım seninle beraber 30'un bölenlerini bulalım. Kim bu bölenler? Her sayı 1'e ve kendisine bölünür. 1'i yazdım, 30'u yazdım. Bak ne yapıyorum? Bir sondan bir baştan yazıyorum. Sonra 2 yazdım, 15 yazdım. Bir sondan bir baştan. 3 yazdım, 10 yazdım. Ama 4'e bölünmediği için 4 yazmıyorum. 5 yazdım, 6 yazdım ve kapuştular. Bak 1 ile 30'un çarpımı aynı. 2 ile 15'in çarpımı aynı. 3 ile 10'un çarpımı aynı. 5 ile 6'nın çarpımı aynı. Yani sayının kendisi oluyor. Demek ki aslında biz pozitif tam sayı bölenlerini bir sayının böyle tek tek yazabiliriz. 180 sayısınınkileri yaz desem Yaz desem ne olacak? Allah kesin bir tanesini, iki tanesi eksik yazma durumun olacaktır. Ama biz böyle tek tek yazarken hata yapma olasılığımız yüksek. Onun için kısa bir yol deniyoruz. Bir bakalım orada 30'un kaç tane oldu? 8 tane mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Peki üstlerine birer ekleyip çarptı masal çarpanların. Gene 8 tane çıktı. Demek ki aslında pratik yoluymuş bu işin. Gel bir daha bakalım. Şurayı bir siliyorum. Hı -hı. Mesela şu küme için konuşalım. Örnekten bakalım. 432 sayısını kalansız bölen pozitif tam sayılar kümesi. Ha kümenin elemanlarını vermiş. Bu kümenin eleman sayısı kaçtır demiş. Şimdi 432'nin bütün bölenlerini gel beraber yazmaya çalışalım. 1'e 432. 2'ye 216. 3'e 144. 4'e ne. Derken bunların hepsini yazdığımızı düşün. Sonra bunların kaç tane olduğunu bulmamı istiyor. Bu kümenin eleman sayısı kaçtır? Yazamayız, yazamayız. Sabah olur. Zaten sınavda süre az. O nedenle öyle yapmayacağız. Ne yapacağız? 432 asal çarpanlarını ayıracağız. Hadi bir ayıralım. Öğrendiğimiz yollardan biri bu. 2'ye böldük 216. 2'ye böldük 108. 2'ye böldük 54. 2'ye böldük 27. Artık 2'ye bölünmüyor. 3'e böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1 kaç tane 2 var? 4 tane. 2 üzeri 4. Kaç tane 3 var? 3 tane. 3 üzeri 3. Şimdi 432 sayısının asal çarpanlarına ayırmış oldum. Ama ben bu kümenin eleman sayısını bulacağım. Bu küme kimleri barındırıyor? Bu kümenin içindeki elemanlar 432 sayısının pozitif bölen sayısı, pozitif tam sayı bölenleri. Peki biraz önceki notumuza bir daha bakalım. Pozitif tam sayı bölenlerini nasıl buluyorduk? Şunların üstlerine yani asal sayıların üstlerine bir ekleyip çarpıyorduk. Şimdi burada tabanlarım 2 ve 3 yani asal sayılar bunlar asal bölenleri. Ben bunların üstlerine bir ekleyip çarpacağım. 4 artı 1 çarpı 3 artı 1. Yani 5 çarpı 4'ten 20 taneymiş. aşkı Anladık mı? Asal çarpanlarını ayırıyorum. Üstlerine bir ekleyip çarpıyorum. Aslında bunların nedenleri var. Ama şu anda yeri değil biz devam edelim. 460'ın karesi sayısını kalansız bölen asal sayıların toplamı. Hmm. Bize bu sefer pozitif tam sayı bölenlerin kaç tane olduğunu sormamış. Soruyu doğru anlayalım. Kalansız bölen asal sayıların toplamı. Yani 460'ın karesini kalansız bölen asal sayılar var. Peki 460 bunu asal çarpanlarına ayıracağım. Bu kare duruyor. Yalnızca 460 asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüm. 230. 2'ye böldüm. 100. 15. 3'e bölünüyor mu? Bölünmüyor. 5'e böldüm. 23. 23'e böldüm. 1. Ya da şöyle yapabilirdin. 460. 46 çarpı 10'dur. 46'yı parçaladım. 2 çarpı 23 diye. Onu parçaladım. 2 çarpı 5 diye. O zaman 460'ın asal çarpanlarına ayrılmış hali 2'nin karesi 5 üzeri 1 ve 23 oldu. Buradan da aslında iki tane ikimiz vardı. Aynı şekilde 2'nin karesi bir tane 5 bir tane 23 de bu şekilde yazdık. Şu anda biz 460 sayısının asal çarpanlarını ayırdık. Peki bir de bunun üstüne 2 gelse bunların hepsinin üstüne 2 gelir. Kesinlikle pozitif tam sayı böleni fazlalaşır. Ama asal bölenleri değişmez. Çünkü tabanlar aynı kalır biz bunun üstüne bir üst yazsak da. Bu anlamda neymiş 460'ın karesi sayısını kalansız bölen asal sayılar 2, 5 ve 23. Bunların neyi istenmiş toplamı? Topladık. 30 çıktı. Demek ki denizli bu sorumuzun cevabı. Peki asal çarpanlarını ayırıyoruz. Tabanlar bize asal çarpanları veriyor. Asal bölenleri veriyor. Üstlerinde üzerlerine birer ekleyip çarptığımızda birbiriyle pozitif tam sayı bölenini buluyormuşuz. Bu iki örnekten bunu anladık. Tek tek yazmayalım diye 460'ın bütün bölenlerini nasıl tek tek yazalım yazmayalım. Asal çarpanlarına ayıralım ayıralım ki mutlu olalım diyorum ve bir sonraki sayfama geçiyorum. 84 sayısının asal olmayan kaç tane pozitif tam sayı böleni var? Şimdi 84 sanki böyle rahat rahat bütün bölenleri yazılırmış gibi görünüyor. İlk öyle yapacağız. Bakalım doğru yazabilecek miyiz? En azından şu alışkanlığı edinesin diye uğraşıyorum. Her sayı 1'e ve kendisine bölünür. Yani 1 ve 84. 2'ye 42, biraz acı çekeceğiz bunları bulurken. 3'e 28. Hocam nasıl yazıyorsun? Vallahi yazıyorum sayılarla aram iyi. Senin de inşallah iyi olacağı bir gün gelir diyoruz. Onun için çalışmaya devam ediyoruz. 4'e 21. Sonra 5 yok. 6'ya bölünüyor. Evet bir sayı 2 ve 3'e bölünüyorsa 6'ya da bölünür. 6'ya 14. Az kaldı kavuşacak bence birbirine. 7'ye 12. 8'e bölünmüyor. 9'a bölünmüyor. 10'a 11'e bölünmüyor. Şimdi kaç tane bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 taneymiş. Peki ya da şöyle yapabilirdik. 84'ü asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldük 42. 2'ye böldük 21. 3'e böldük 7. 7'ye böldük 1. Şimdi 84 sayısında asal çarpanlarına ayrılmış hali bu. 2'nin karesi 351 bir de 751. Peki pozitif tam sayı bölenleri nasıl buluyorduk? Kaç tane olduğunu üstlerine bir ekleyip çarpıyorduk. Hadi üstlerine bir ekleyip çarpalım. 2 artı 1, 1 artı 1, çarpı 1 artı 1. 3 çarpı 2 çarpı 2. Kaç tane çıktı? 12 tane. 12 tane neyi var? Pozitif tam sayı böleni var. Pozitif tam sayı böleni. Demek ki 84 sayısını tek tek de yazsan bu şekilde asal çarpanını ayıp üstlerine birer ekleyip çarpsan da demek ki aynı sonuç elde ediliyor. Üstlerine birer ekleyip çarpınca 12 tane. Ama soru kaç tane pozitif tam sayı böleni var değil ki asal olmayan kaç tane pozitif tam sayı birliğini var? Şimdi biz burada 12 tane bulmuştuk. Bunların asal olanlarını bana söyle. 2, 3, 7. 3 tanesini iptal etmen lazım. O zaman geriye 9 tane kalır. Ya da bu şekilde asal çarpanlarını ayırdıktan sonra üstüne ne birer ekleyip çarptık. 12 tane pozitif tam sayı bölünenini bulduk. Peki ne demiştim? Ben tabanlar asal çarpanlarını mı beliriyor? Bunlar birbirinden farklı. Bak 2, 3 ve 7. Hatta kalın kalın yazayım. 2, 3 ve 7. İşte bunlar 3 tane. Ne yapmam gerekiyormuş? Pozitif tam sayı bölenlerini buluyorum. Ondan sonra da ne yapıyorum? Asalları içinden çıkarıyorum. Bu şey gibi bir sandık portakal var. Sandıktaki çürük olmayan portakallar deyince biz ne yaparız? Çürük olanları alıp atarız. Böylece geriye çürük olmayanlar kalır. Aynı mantıkla asal olmayanları istiyor. Asal olanları aldım içinden attım. de o zaman neler kaldı? asal olmayanlar. 12 tane tam sayı pozitif tam sayı bölenim vardı 84'ün. 3 tanesi asaldı. 12'den 3 çıkardım. 9 tane asal olmayan pozitif tam sayı böleni olduğunu buldum. Peki 10 sayısını kalansız bölen kaç tane tam sayı vardır diyor. Burada dikkat edelim. Tam sayı diyor. Peki hadi yazalım bakalım 10 sayısının bölenlerini. 10 sayısının bölenleri 1'e 10. 2'ye 5. 4 taneymiş pozitif tam sayı böleni. 4 4. Ama bir de negatifleri var. Eksi 1, eksi 2, eksi 5 ve eksi 10. Bak tek tek yazabilirim. Sayı küçük. 10 sayısının pozitif tam sayı bölenleri, negatif tam sayı. Bu arada kaç tane pozitif tam sayı böleni varsa o kadar da negatif tam sayı böleni varmış. Biraz sonra zaten bu notları düştüm. Onlara da bakacağız. 10 sayısının kalansız bölen kaç tane tam sayı böleni var? 8 taneymiş. Bitti. Ya da şöyle yapardım. 10 sayısını ayıralım. 2 üzeri 1, 5 üzeri 1. Bunların üstlerine birer ekleyip çarparsan ne olur? üzerinde 1 var her ikisinin. 1 ekledim 2, 1 ekledim 2, 2 çarpı 2. 4 tane pozitif tam sayı böleni var. 4 tane de o zaman ne olacakmış? Negatif tam sayının bu böleni var. Ben bu arada yanlışlıkla 6'yı işaretlemişim. 8 taneyi. E artık yaşlılık göremiyoruz yakını. Öyle düşünürsen sevinirim. Bu anlayışın için de teşekkür ederim. Peki o zaman kaç tane tam sayı böleni vardır diye bir soru sorulduğunda biz pozitif tam sayı bölenlerini bulacağız. Kaç tane olduğunu ve o kadar da negatif tam sayı böleni olduğunu düşüneceğiz. Sonra 2 ile çarparsak sanırım bulmuş oluruz. Dikkat edilmeli dediğim yerde de bu sayfada zaten bunu not düşmüşüm. Bir sayının pozitif bölenlerinin sayısı negatif bölenlerinin sayısına eşittir. Bir sayının tam sayı bölenlerinin sayısı pozitif bölenlerin sayısının iki katıdır. Yani biz pozitif tam sayı bölenlerini bulduktan sonra 2 ile çarparsak bu işi halletmiş oluruz. Peki A sayısının kaç tane tam sayı böleni vardır? A sayısına baktığında bu bence düzenlenmesi gereken bir sayı. Karşımıza şöyle de çıkmış olabilirdi. 1, 2, 3, 4 değil mi? O 10 üzeri 4. Oradaki 4, 4 tane 0 olduğunu gösteriyor sonunda. Yani 140 bin sayısının kaç tane tam sayı böleni vardır diye bir soru sorulabilirdi. Biz böyle sorulmuş olsaydı bu hale çevirdikten sonra asal çarpanlarını ayırmaya çalışırdık. Şimdi ilk önce şu 14'ü asal çarpanlarına ayırıyorum. 2 çarpı 7. üslü sayı bilgisi devreye girecek. 10 üzeri 4. Şimdi 10 nelerden oluşuyor? Bir de onu öğrenelim. 10 üzeri 4'ü 10, 2 ve 5'ten oluşuyor. Peki bu dörtel ikisinin de üzerinde olduğu için hem bunun hem bunun üzerine gelecek. Yani o zaman ben bunu şöyle 2 üzeri 4, bir de 5 üzeri 4 diye yazacağım. Peki. Şu 2 ve 7, 14'ün çarpanları. Bunların da üstlerine 1 yazmış. Şimdi bir soru. Bu haliyle asal çarpanlarına ayrılmış mıdır, ayrılmamış mıdır? Bence ayrılmamıştır. Çünkü asal çarpanların ayrılmış diyebilmen için tabanların hepsinin birbirinden farklı olması gerekiyor. Şu anda tabanlar birbirinden farklı mı? Değil. Aynı tabanlı olanlar var. Orada da üstsüz sayı konusu devreye girer. Tabanlar aynı çarpma sisteminde üstler toplanır. Şimdi bu 2 üzeri 1 ile 2 üzeri 4 düzenleyip 2 üzeri 5 yaptığım. Sonra 5 üzeri 4 var. Bir de 7 üzeri 1 var. Şimdi işte bu asal çarpanlarına ayrıldı. Tabanlar görüldüğü gibi farklı. Peki biz pozitif tam sayı bölenlerini nasıl buluyorduk? Asal çarpanlarını ayırdıktan sonra üstlerine birer ekleyip çarpıyorduk. Şimdi çarpalım. Bunların üstlerine birer ekleyip çarpalım. 5'e 1 ekledim. 6. 4'e 1 ekledim. 5. 1'e 1 e bir ekledim. 2. 6 çarp 5. 30. 30 çarpı 2. 30 tane pozitif tam sayı böleni vardır. Pozitif tam sayı böleni var. Ama benden kaç tane tam sayı böleni var diyor. Yani negatifleri de istiyor, pozitifleri de istiyor. O zaman bu 30 30 çarpı 2'den pardon 60 tane olacak. Şurayı sildim. 6 kere 5 30, 30 çarpı 2'den 60 tane pozitif tam sayı böleni çok. Ben bunun iki katını almalıyım. Öyle diyor. Bir senin tam sayı bölenlerinin sayısı pozitif bölenlerinin sayısının iki katıdır. O zaman 2 çarpı 60 120 tane tam sayı böleni vardır A sayısının derim. Yolunda gidiyorsanız sanırım. Asal çarpanlarını ayırıyoruz. Üstlerine birer ekleyip çarpınca üstlerini ne oluyormuş? Pozitif tam sayı bölenlerini buluyoruz. Aslında negatif tam sayı bölenleri de böyle bulunuyor. Çünkü eşitler ama tam sayı bölenleri soruluyorsa yani tüm bölenleri soruluyorsa o zaman pozitifleri bulduktan sonra bir de 2 ile çarpmam gerekiyormuş. Anladık sanırım. Bir sonraki sayfaya geçtim. Yeni örnekteyiz x pozitif tam sayı olmak üzere 72 çarpı 2 üzeri x sayısının tam sayı bölenlerinin sayısı 72 değer. Evet ne yapalım? Buna göre de x kaçtır? Bu 72 çarpı 2 üzeri x asal çarpanlarına ayırmam gerekiyor. Hadi bakalım ayıralım. 72 ilk önce ayıralım. 72 2'ye böldün 36 2'ye böldün 18 2'ye böldün 9 3'e böldün 3 3'e böldün 1 bu şekilde yazabiliriz. 72 sayısını 2'nin kübü 3'ün karesi. Yani 3 tane olduğu için 2 üzeri 3. Burada da 2 tane olduğu için 3 üzeri 2 yazıyoruz. Ya da ne yapardın? 72'yi 72 8 çarpı 9 diye yazardın. 8 çarpı 9. O zaman 8 yerine gidip 2'nin kübünü yazardın. 9 yerinde 3'ün karesini yazardın. Bir de yanında 2 üzeri x var. Az önce konuşmuştuk. Bu 2 üzeri de buraya yazdım. Bu haliyle asal çarpanlarına ayrılmış hali diyemiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Aynı tabanlar olması hoş değil. Farklı olması gerekiyor tabanların. O zaman şu 2 üzeri x ile 2 üzeri 3'ü düzenliyorum. Tabanlar aynı. Tabanlar aynı olduğu için ne yapmam gerekiyor? Üstlerini toplamam gerekiyor. O zaman son haline gidiyorum. 2 üzeri x artı 3 çarpı 3'ün karesi. İşte asal çarpanlarına ayırdım. Peki ben bunların üstlerini birer ekleyip çarparsam ne olur? x artı 3'e bir ekledim. x artı 4 çarpı ne yazacağım şimdi? Çarpı x artı 4 çarpı 3. Buna 1 ekliyorum. Buna 1 ekliyorum. 1 ekle. 1 ekle. Peki. Peki ben bunları çarpınca neyi buluyorum? Pozitif bölen sayısını. Yani pozitif tam sayı bölenlerini. Peki bana 72 tanenin ne böleni olduğunu söylemiş tam sayı böleni. 72 tane tam sayıysa bunların 36 pozitif 36'sı negatiftir 2'ye böldüğümde. Yani o zaman bizim bu bulduğumuz eşitlik 36 eşit olması lazım. X artı 4 çarpı 3 eşittir. Eşitliğin sağ tarafını 36 yazarım. Çünkü pozitif tam sayı bölenlerini buluyormuşum. 3 36 36 sadeleşti. Işte. Burası ne oldu? 12 oldu. X artı 4 12 ymiş. Şurası. X artı 4 12 ise X de 8 demektir diyorum. A seçeneğini işaretliyorum. Peki devam ediyoruz. Yeni bir soru. X pozitif tam sayı olmak üzere A sayısına eşitlik yazmışız. Bu eşitliği bu haliyle bırakırsak 3 üzeri 1, 5 üzeri x artı 1 çarpı 15 üzeri x eksi 2. Bence bu 15'i de parçalamamız lazım. 3 üzeri x eksi 2 ve 5 üzeri x eksi 2 diye. Şimdi 15, 3 çarpı 5. 15, 3 ve 5 asaflarından oluşmuş onların çarpımından. Üzerinde x eksi 2 duruyor son 5'in. Hem 3'ün hem de 5'in üzerine göndermen gerekir. O nedenle burası ne olacak? 3 üzeri x eksi 2 çarpı 5 üzeri x eksi 2 olacak. Peki. Şu anda asal çarpanların ayrılmış halinde mi? Hayır. Ne yapmam gerekiyor? Aynı olan tabanları düzenlemem gerekiyor. Bu haliyle bırakamam. Şimdi 3 üzeri 1 bir dursun. A 3'leri de düzenlemem gerekiyor. Durmasın. O zaman kimleri bir araya getireceğiz? Hem 351 ile hem 3 üzeri x eksi 2 bir araya getireceğim. E, tabanları aynısı üstleri toplayacağım. 350 x eksi 1 olacak. Ya şu ikisi için ne düşünüyorsun? 5'ler için. Onları da düzenlemem gerekiyor. Onları da çarparsam 5 üzeri tabanları aynı olduğu için üstlerini toplayacağım. x x daha ne oldu? 2 x artı 1 eksi 2 eksi 1. Şimdi bunların üstleri ne oldu? Bir konuşalım. X eksi 1. Bunun üstü de 2 x eksi 1. Bize pozitif bölenlerin sayısı soruluyor. Şimdi pozitif bölenlerin sayısı soruluyorsa ne yapmamız gerekiyor? Bunların üstlerine birer ekleyip çarpmam gerekiyor. Peki şöyle kırmızımı aldım. Şimdi bunun üstüne bakıyorum x eksi 1. Ben buna 1 eklersem x eksi 1 artı 1 olur. O zaman bu eksi 1 ile artı 1 gider. Şu 2 x eksi 1'di burası. Bunun üstü. Şu x eksi 2 ile x artı 1'i toplamıştım. Tabanlar aynı olduğu için. x, x daha 2, x artı 1 eksi 2'den 2, x eksi 1. Bunun üstüne şimdi ne yapacağım? Bunun üstüne de 1 ekleyeceğim. 2, x eksi 1 artı 1. E buradaki artı 1 ile eksi 1 de gitti. Sonra ne yapacaktım? Bunları çarpacaktım. Yani o zaman burada x kaldı. Burada da 2x kaldı. Bunların çarpımı ne olacaktır? 2x kare olacaktır. O zaman doğru seçeneğin 2x kare denizli demen gerekiyordu. Peki 112 bölü x kesinin tam sayı yapan kaç tane x pozitif tam sayısı vardır. 112 bölü x. Şimdi 112'yi asal çarpanlarına ayıracağım. Çünkü bu x ne yapması lazım? 112'yi tam bölmesi gerekiyor. Ben de bu nedenle 112'yi bölen sayıların peşine düşmem gerekiyor. Girip tek tek yazabilirsin. 1 böler, 2 böler, 112 böler. Ama arada bir sürü bölen daha sayı var. Bu şekilde bulamayacağımız için biz diyoruz ki 112'yi bölen sayıları nasıl bulurum? 112'yi bir asal çarpanlarına ayırmam gerekiyor. Şurada gizli gizli kenarda. Evet 2'ye böldüm. 56, 2'ye böldüm. 28 2'ye böldüm 14 2'ye böldüm ne çok bölünüyormuş ya 2 7'yi 7'ye böldüm 1. Kaç tane 2 oldu? 4 tane 2. Yani 112 sayısı 2 üzeri 4 çarpı 7 üzeri 1'miş. Demek ki 112'yi bölen bir sürü pozitif tam sayı var. Bunları tek tek yazmak gerçekten güç. Bak tek tek bir de deneyelim. 1'e 112. 2'ye 56. 4'e açı çekiyorum 28. 5'e bölünmüyor. 6'ya bölünmüyor. 7'ye. 7'ye 16. Sonra 8'e 8'e 14. Başka var mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane. Bakalım doğru yaptık mı? Şöyle yapacağız. Bunların üstlerine bir ekleyip çarparsak bu x değerinin kaç farklı pozitif tam sayı değeri olduğunu görürüz. Çünkü bunlar işte şu tek tek yazdıklarım. E peki bu sayı 112 değil de 1120 olsaydı kim yazacaktı bunu? Kesinlikle yanlış yapardık. Ama asal çarpanından ayırdığında iş çok daha kolay oluyor. Şimdi üstlerine birerek deyip çarpacağız. 4 artı 1 çarpı 1 artı 1. O zaman 5 çarpı 2'den 10 tane dedik bu işi bitirdik. Yani 112 bölen bu kesirin tam sayı olması için tam bölmesi gerekiyordu. Bu nedenle 112 asal çarpanlarına ayırdım. X yerine yazabileceğim sayıların 10 tane olduğunu gördüm. Onları da tek tek yazdım senin için. Ama dediğim gibi çözüm yolu bu değil. Peki bir sonraki sorumu rahat okuyabilmek için şurayı sildim. 40 bölü x 1 ifadesi bir tam sayı olduğuna göre x kaç farklı tam sayı değeri alır? Tam sayı yani pozitif tam sayı değil. Peki bu x-1, 40'ı tam bölmeli. Biz bu x-1'in değerlerini bulmak için 40'ın bölenlerini bulmam lazım. 40'ın bölenleri nelerdir? Tek tek yazmaya kalksam. 1'e 40, 2'ye 20, 4'e 10, 5'e 8. Bu şekilde 8 tane pozitif tam sayı vardır. x-1 yerine yazabileceğim. x yerine 1 yazamazsın. Ben de biliyorum. x yerine 1 yazamazsın. Böyle bir şey değil bu zaten. Ben x 1'in alabileceği değerleri yazıyorum. Şimdi x 1'e 1 e eşit diyorum. O zaman x 2 oluyor. Yani burada bir sıkıntı yok. Peki -1, -2, -4, -5, -8, -10, -20, -40. Bunları yazacak olsam 8 de buradan geldi. 16 tane olur. Peki Peki öğretmenim. böyle yapmayalım. Bak ne yapalım? 40 8 çarpı 5'tir. 8 yerine 2'nin kübüğü, 5 üzeri 1 yazalım. Sonra da bunların üstlerine 1'i ekleyip çarpalım. 4 çarpı 2. 8 tane pozitif tam sayı böleni vardır. Tam sayı böleni var. Kimin? Kırkın. Ama bize kaç farklı tam sayı böleni vardır diye sorulduğu için 8 tane pozitif, 8 de negatif, 16 tane tam sayı böleni vardır. Kırkın. Peki x-1'i ben hiç sıfır eşitliyor muyum? Hayır. Çünkü 0'a bölmeye kalkarsam 40'ı tanımsız olur. Benim zaten bulduğum bu tam sayılar 16 tane tam sayı. Hiçbiri 0 değil. O zaman diyoruz ki 40'ı bölen 16 tane tam sayı varsa x 1'in 16 tane tam sayı değeri vardır. Dolayısıyla da x'in 16 tane tam sayı değeri vardır deyip bu sorumuzda geçiyoruz. Peki A ve B pozitif tam sayı olmak üzere A çarpı B 60 eşitliğini sağlayan kaç farklı A, B sıralığı ikilisi vardır? Bu arada pozitif tam sayı demiş. Şu anda A ve B çarpım durumunda. A ve B 60'ın çarpanları. Pozitif tam sayı bölenleri nereden çıkıyor? Bak çok basit. Her iki tarafı A'ya bölsem B eşittir 60 bölü A olur. Her farklı A için farklı bir B çıkar. Ya da A çarp 5 60 da biz pozitif tam sayı bölenlerini bulduğumuz gibi pozitif tam sayı çarpanlarını da bulmuş oluruz. Aynı şeydir bir farkı yok. Gidip sabaha kadar yazmayız ama 1'e 60, 2'ye 30, işte 3'e 20 buna gerek yok. Ne yaparım? 60'ı gidip asal çarpanlarına ayırırım. 2'nin karesi 3 üzeri 1, 5 üzeri 1. Ya öğretmenim hemen yazıyorsun sen bunları biz nasıl yapacağız? E öğrettik 2'ye böleceksin 30, 2'ye böleceksin 15, 3'e böldün 5, 5'e böldün 1. Bak iki tane iki. Sonra bunların üstlerine mi birer ekleyip çarpıyorduk? Evet üstlerine birer ekleyip çarparsam ne olacaktır? 3. Şu ikinin üstüne bir ekledim. 3. Bunun üstüne bir ekledim. 2. Bunun üstüne bir ekledim. 2. 3 çarpı 2. 6. 6 kere 2. 12 tane A vardır. Yani şuraya biz 12 tane A yazabilirdik. E kim yazacak bunları ya? Peki 12 tane A'ya karşılık 12 tane de B vardır. Sakın buradan yola çıkarak 24 tane sıralı ikili vardır demiyorsun. 12 tane A'ya karşılık müsait karşı taraftan bir başka B değeri vardır. Bu nedenle 12 tane AB sıralı ikilisi vardır diyoruz. Peki bir sonraki örneğimize geçelim. Bir sonraki örneğimize baktığımızda A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere B eşittir 40'ın karesi eksi 14'ün karesi bölü A. Peki 40'ın karesi eksi 14'ün karesini bu haliyle bırakırsam olmaz. Çünkü ben kaç farklı A değeri olduğunu bulmak için A yukarıdaki 40'ın karesi eksi 14'ün karesinin tam bölmesi gerekiyor. Biz de bunu asal çarpanlarına ayırmamız gerektiğini biliyoruz ki A da böylece pozitif böleni olsun. bize pozitif bölenlerin sayısını bulalım. Peki nasıl yapacağım? Tanıyoruz. Ta temel kavramlardan görmeye başladık. 2 kare farkı. Nasıl yazıyordum? Kareler yokmuş gibi bir topluyordum. Bir de çıkarıyordum. 40 artı 14 ne çıkıyor? 54. 40 eksi 14 ne çıkıyor? 26. Ama bu asal çarpanları ayırmaya devam etmem lazım. Çünkü ben bu çarpımın Asal çarpanlarına ayrılmış halini bulayım ki üstlerini birer ekleyip çarpınca kaç farklı A olduğunu bulacağım. 2 üzeri 1, 3 üzeri 3. 27 çarpı 2 olduğu için 54 böyle yazdım. 2 çarpı 27. 2 çarpı 3 üzeri 3. 26'da 2 üzeri 1 çarpı 13 üzeri 1. Peki 2 üzeri 1 ile 2 üzeri 1'i çarpıyorsan üstlerini toplarsın. 2 üzeri 2. Yanında 3 üzeri 3 var. Bir de elimde 13 üzeri 1 var. İşte şu 40'ın karesi eksi 14'ün karesi nihai olarak asal çarpanlarına ayrıldı. Peki biz bunun pozitif tam sayı bölenlerini nasıl buluyoruz? Çünkü a bölen. Neyi bölüyor? 40'ın karesi eksi 14'ün karesini. O nedenle a tam bölecek ki b de tam sayı çıkacak pozitif tam sayı. Şimdi üstlerine birer ekleyip çarpabilirim artık. 3 çarpı 4 çarpı 2. O zaman ne çıkacak? 3 çarpı 4 çarpı 2. 12 çarpı 2'den 24 tane demek ki a değeri vardır. Buna karşılık 24 tane de B değeri vardır. Peki. Bir sonraki örneğimize bakalım. Bir sonraki örneğimiz de gene kesirler üzerinden hazırlanmış. Aslında bu tür soruları çoğu soru bankasında e, temel kavramların içinde görürsünüz ama bu konuyla ilgili olduğunu anlamanı istiyorum. Bu soruların hepsi aslında asal çarpanları ayırma konusu. İşte gördüğün gibi çözerken bu yöntemlerimizi kullanıyoruz. Peki y eşittir 3x artı 15 bölü x. Bu paydadaki x her ikisini de bölüyordur. Düzenleyelim. y eşittir 3x bölü x artı 15 bölü x. Peki şu x'ler sadeleşir. O zaman y neye eşit oldu? 3 artı 15 bölü x'e eşit oldu. Peki. Şimdi x kaç farklı değer alır ya da y kaç farklı değer alır? Bu konuda fark eden bir şey yok. Zaten pozitif tam sayı olacakmış. Peki x'e biz pozitif tam sayı değerler yazalım. Kimleri yazarız? 15'in bölenlerini. Bu basit bir soru. Şu 15 değildi. 1500 olsaydı tek tek yazamazdın. Şimdilik 15 için çözüyoruz. 1500 olsaydı asal çarpanlarına ayırıp iş bitirirdik. Şimdi x tam bölmeli 1 olur, 3 olur, 5 olur, 15 olur. Peki buna karşılık da y'ler pozitif tam sayı olur mu? Tabii ki. Çünkü zaten bu da tam sayı. Pozitif tam sayı. 3 Yanındaki bu bölme işleminin sonucu da pozitif tam sayı. Böylece her farklı x için farklı bir y değeri çıkacağı için bu sorunun cevabı 4 olacaktır. Peki a ve b pozitif tam sayılar olmak üzere a değerlerinin toplamı kaçtır diye bir sorum var. Bu soruyu bu haliyle b'ye değer vererek bulmaya çalışırsak sıkıntı olacağı için bak ne yapacağız? Hepsini b'ye böleceğiz. Hepsini b'ye böldüğümde a çarpı b bölü b 21 bölü B. Sonra 25 B bölü B. Şu B'ler gidiyor. Buradaki B'ler de gidiyor. O zaman bu düzenlemeden sonra bak elimde ne kaldı? A eşittir. Pardon. A artı 21 bölü B eşittir 25. Peki şimdi ne yapacağım? 21'i tam bölen B değerlerinin peşine düşeceğim. Ve her yeni yazdığım şurayı sileceğim. Nasıl yaptığımızı gösterdim zaten. Her yeni B değeri için yeni bir A değeri çıkacak. B 21'i tam bölmesi gerekiyor. 21'i tam bölen pozitif tam sayılar. B 1, B 3, B 7, B 21. B eşit 1 için. 1 yazdım. 21 bölü 1, 21. O zaman A'nın değeri ne olur? 4 olur. Peki sonra birden sonra 3 yazdım. 21 bölü 3, 7'dir. 7'yi eşitliğin sağ tarafına atarsan A 18 olur. Güzel. 3 içinde yazdık. 7 yazdım. 21 bölü 7 3'tür. 3'ü eşitliğin sağ tarafına atarsan A 22 olacaktır. Ve B'ye 21 yazarsam 21 bölü 21'den 1 çıkar. 1'i sağ tarafa atarsak eşitliğin A'nın diğer değeri de 24 olacaktır. Şimdi benden bunların toplamı istenmiş. 18 ile 22'yi topluyorum. Çünkü A değerlerinin toplamı isteniyordu. Burası 40 etti. 4 ile 24'ün toplamı da kaç ediyor? 28 ediyor. Bunu da üzerine eklersem o zaman sonucum 68 olacaktır diyorum. ABC 10 üzeri x sayısının sonundan x basamağı 0'dır. Aslında bundan daha önce faktöriyelde bahsettim. Ama şimdi asal çarpanları ile bağlayalım burayı. Şimdi abc çarpı 10 üzeri x sayısının sonundan x basamağı 0'dır. Onun üzerindeki x sondan kaç basamağı 0 olduğunu belirtiyor. abc 3 basamaklı. Sonrakilerde 0 oluyor. x tane 0 yazıyoruz ardına. Peki toplam kaç basamaklı olur? x basamak 0 var. 3 basamakta abc x artı 3 basamaklıdır. Bu ifade böyle. Örneğin 24 çarpı 10 üzeri x sayısının sondan 8 basamağı 0'dır. Çünkü 24 iki basamak oluşturur. 10 üzeri 8'in üzerindeki 8 de yanına 8 tane 0 yazılacağını söyler. Bu durumda da toplam 2 artı 8 10 basamaklı deriz. 24 çarpı 10 üzeri 8'e. Peki. Şimdi bakalım. A eşittir. 15 çarpı 10 üzeri x sayısının 40 tane pozitif tam sayı böleni olduğuna göre A sayısı kaç basamaklıdır? Ne yapacağız şu 15'i? 15'i asal çarpanını ayırıyorum. 5 çarpı 3. 10 üzeri x'i nasıl ayıracağım? 15 çarpı 2. Bunun da üzerinde x olduğu için bu x her x'inin üzerine gidecek. O zaman 5 üzeri x çarpı 2 üzeri x şeklinde yazacağız. Peki şu anda asal çarpanların ayrılmış halinde mi? Hayır. Bunların üstlerine 1 yazdım. Şu 5'leri düzenleyip bir araya getirmem gerekiyor. 2 üzeri x'i yazdım. Sonra 3 üzeri 1'i yazdım. Sonra da 5 üzeri hani tabanlar aynıysa üstler toplanıyordu. Tabanlarımda 5 o zaman 5 üzeri x artı 1 oldu. Şimdi asal çarpanlarına ayrılmış olduğu. Peki 40 tane pozitif tam sayı böleni var. Biz pozitif tam sayı bölenlerini bulurken seninle ne yaptık? Bunların üstlerine birer ekleyip çarptık. x artı 1 çarpı 2 üstlerine 1 eklemeye devam ediyorum. Sonra x artı 1'in üstüne 1 ekledim. x artı 2 eşittir 40 oldu. Şu 2 ile 40'ı sadeleştirdim. 20 oldu. Peki şimdi ne yapacağım? Şimdi de şöyle konuşacağız. Diyeceğiz ki x artı 1 ve x artı 2 iki tane ardışık sayı çarpımı 20 çıkmış. O zaman bunlardan birine 4 birine 5 demeliyim. x artı 1 4 olacak. x artı 2 5 olacak. x ne olacak? 3. x ne olacak? 3. Zaten x'i 3 bulduktan sonra iş bitti gibi. Gelip yerine yazacağım şu x'i. O zaman A sayısı eşittir 15 çarpı 10 üzeri 3 oldu. Peki A sayısının sondan kaç basamağı 0? A sayısının sondan 3 basamağı 0. Önünde de 2 basamak var. O zaman bu sayı şöyle mi yazılır? 15, 1, 2, 3 tane de 0. O zaman sayımız kaç basamaklı oldu? 5 basamaklı oldu. A sayısı 5 basamaklıdır dedik. Peki bir sonraki sorumuzda aynı mantıkla hazırlanmış ama üssü sayı bilgisini iyice kullanmamız gereken yerlerden biri. 15 üzeri 4. 15 nedir? 5 ve 3'ün çarpımı. Bir de üzerinde 4 var. Bu 4 her ikisinin de üzerine gitmesi gerekecek. 5 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 4 oldu. Şimdi 40 üzeri 3 için konuşalım. 40 40'ı asal çarpanlarına ayırırsan 8 çarpı 5. 8 de 2'nin kübü. 2'nin kübü çarpı 5. Bunun da üzerine ne yazacağız? 3. Bu 3 her ikisinin de üzerine gidecek. Giderse 2 üzeri 9 bir de 5 üzeri 3 olacak. Peki sorumuzu okuyalım. Gerçi asal çarpanları ayırma işlemimiz tamamen bitmedi. Bir tamamlayalım. <laughs> Çok özür dilerim. 2 üzeri 9. 5'leri bir araya getiriyorum. Tabanları aynı 5 üzeri 7. Bir de neyimiz kaldı? 3 üzeri 4. Şimdi çarpımın sonucu olarak elde edilen sayının sondan kaç basamağı sıfırdır? Bir kere sondan kaç basamağı sıfırdır sorusuna cevap veren şey 3 üzeri 4 değil. Daha önce faktör de bundan bahsettik. İkiler ve beşleri kullanırız biz. Sondan kaç basamağının sıfır olduğunu bulmak için. Sayıyı da bulmak zorunda değilim az olan, kıt olan belirler demiştik. Şimdi bakıyoruz. 5'ler mi az, 2'ler mi? 5'ler daha az. O zaman şöyle ifade edeceğim. 7 tane 5 var. Bu 7 tane 5 kendine uygun ikileri bulur. 7 tane 2'yi bulur, çarpılır. O zaman da sonucum fazladan 2 iki tane 2'm var. Şu 3 üzeri 4 de fazladan duruyor. Ayırdım. 2 üzeri 7 ve 5 üzeri 7. Şimdi bunlar ne yapar? Bunun üstleri aynı olduğu için birbiriyle çarpılır. Buradan da 10 üzeri 7 elde ederiz. Ha sayıyı kaç basamaklı olduğunu da sorabilirdi. Şunu da tamamlayalım o zaman. Aslında gerek yok. Şu anda sorumuzun cevabı belli. 10 üzeri 7'den sondan 7 basamak sıfır olduğunu zaten söyleyebiliyoruz. Burası 4 çarpı 81 ediyor. 4 çarpı 81, 324. Yani aslında sayımız 324 çarpı 10 üzeri 7 imiş. Düzenlemeden bunu çözme şansım yoktu. Düzenledim. Asal çarpanlarını ayırdım. Sonra 2'leri ve 5'leri bir araya getirdim. Onlar da 10 oldu. 10 olunca da onların her biri de ne oldu? Sondan kaç basaman 0 olduğunu anlatmış oldu bana. Ha sayı kaç basamaklıdır diye sorsaydım. 324 3 basamak 10 üzeri 7'de de 7 tane 0 olduğundan dolayı sonuna gelen toplam 10 basamaklı derdik. Peki. 72 sayısının pozitif tam sayı bölenlerinin kaç tanesi 3 ile kalansız olarak bölünebilir? Şimdi yollarından biri gerçekten 72 sayısının bütün pozitif tam sayı bölenlerini yazarsın. Yazdıktan sonra ne yapacaksın? Tek tek bu bölünüyor, bu bölünmüyor, bu bölünüyor, bu bölünmüyor diye tek tek bakmak gerekir. Bence o sıkıntı olur. Bu anlamda bence şöyle çözmek gerekiyor. 72'yi bir asal çarpanlarına ayıralım. Sonra 3 ile kalansız bölünebilmesi için bir yöntem göstereceğim. Bunu da güzel güzel kullanacağız. 72'yi asal çarpanlarına ayırırsan 8 çarpı 9 olduğu için 2'nin kübü ve 3'ün karesi olur. Şimdi bu sayı 72. Ben diyorum ki 3 ile kalansız bölünecekse bir tane 3'ü kapının önüne alırım. 2'nin kübü bir de 3 üzeri 1 olur. Şimdi bu 3 niye burada duruyor? Bu 3 içeriden çıkacak herhangi bir pozitif tam sayı bölenine sarılacak ya da çarpacak 3'te böylece 3'ün katı olacak diye düşünmeni istiyorum. Peki o zaman içeriden kaç tane pozitif tam sayı dışarı çıkabilir diye bakarsak şöyle yapmamız gerekiyor. Şunların üstlerine birer ekleyip çarparsan bulabilirsin diyorum. Yani 4 çarpı 2 8 tanesi dışarı çıkar. Çıktığında kapının önündeki 3 bunlar çarpar. Böylece 3'ün katı haline gelir. Peki içerisi ne? Onu da öğrenelim. Çünkü ben bunları Ebu Pekok'ta kullanacağım. 2'nin kübü çarpı 3 üzeri 1. 8 çarpı 3 24. Şimdi 24 olduğu için içerisi 24 İçeriden çıkacakları ben yazmaya niyetliyim. Sonra dışarıdaki 3'lerle çarpacağım. 1'e 24. 2'ye 12. 24'ün bölenlerini yazıyorum. 3'e 8. 4'ü 6. İşte bak bu 6 tanesi çıkar. Çıkınca 3 kapının önünde bekliyordur. Bunlarla çarpılır. Çarpılırsa ne olur? Onları yazalım burada. 3, 6, 9, 12, 18, 8 ile çarptım. 24, 12 ile çarptım. 36 ve en son 24 ile çarptım. 72 oldu. Görüldüğü üzere 8 tane olduğunu bulabiliriz. Ya da dediğim gibi 72 küçük bir sayı olduğu için birden 72 Bence uzun olur ya öyle yapma. Böyle yap. Asal çarpanlarına ayır. Kaç tanesi 3 ile kalansız mı bölünür diyor. Kapının önü 3'ü al bir tane. Geri kalan içeride kalanların üstlerine birer ekleyip çarpınca zaten çıkıyor. Yani bu kadar tek tek yazmaya da gerek yok. Bize kaç tane deyince yapmamız gereken şuraları sildim. Bir kere daha ifade ediyorum. Bu otursun çünkü önemli. Biraz sonra çözeyim örnekte bununla ilgili. Kaç tanesi 3 ile kalansız bölünür? O zaman 2 tane 3 var. Ben bu bir tanesini ilk dışarı alarak kalansız bölünür ifadesine cevap vermek için kapı önüne alıyorum bunu. İçeride kimler kaldı? 2'nin kübü bir de 3 üzeri 1. Sonra da bunların üstlerine birerek deyip çarpıyorum. içeride kalanların. Zaten bu üç kapının önünde niye duruyor? İçeriden çıkanları çarpmak için. İçeriden kaç tane pozitif tam sayı dışarı çıkar diye sorarsan işte bunların üstlerine birer ekleyip çarparım. 4 çarpı 2, 8 tane diyoruz. 8 tane dışarı çıktığında kapı önündeki 3 ile çarpılır dedikten sonra 8 tanesi 3 ile kalansız bölünür. Kaç tanesi 2 ile tam kalansız bölünür deseydim bir tane 2'yi kapının önüne alman gerekecekti. Kaç tanesi 6 ile kalansız bölünür deseydim bir tane 2 bir tane 3 kapının önüne alman gerekecekti. Şimdi bakalım bir sonraki sorumuz bununla ilgili olduğunu düşünüyorum o şekilde hazırlamışımdır. Evet 120 sayısının pozitif tam sayı bölenlerinin kaç tanesi çift sayıdır. Şimdi çift sayıdır dediği için kaç tanesi 2 ile tam bölünür demek değil mi? Tam bölünür. İşte bu nedenle ne yapacağım? Şimdi bir tane 2'yi kapının önüne alacağım ama ilk önce 120'yi asal çarpanlarına ayıralım. Tabi şöyle de yapabilirsin. 2'ye bölersin ondan sonra geri kalanları da yapabilirsin. Yani yöntem çok ama ben aklına kalsın diye bölünür denince kapının önüne alman gerektiğini aklından çıkarmazsın diye düşünüyorum. Bu anlamda bu şekilde çözmeyi tercih ediyorum. 120'yi asal çarpanlarına ayırırsan çarpalım hadi. Çarpanlarını ayıralım. 2'ye böldüm 60. 2'ye böldüm 30. 2'ye böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Yani 2'nin kübü 3 üzeri 1 bir de 5 üzeri 1. Ya da ne yapacaktın? İşte 15 x 8 olduğunu bileceksin sayının. 8 çarpı 15. 8 yerine gidip 2'nin kübü, 15 yerine de 3 çarpı 5 yazacaksın. Şimdi ben bunun üstlerine birer ekleyip çarparsam bütün pozitif tam sayı bölenlerini bulurum. Ama bana kaç tanesi çift dediği için kaldı ki kaç tanesi çiftin diğer bir anlamı kaç tanesi 2 ile tam bölünür. Kaç tanesi 2'nin katı demektir ki bir tane 2'yi kapının önüne alacağım. Burada 3 tane 2 var. Bir tane 2'yi kapının önüne alırsam 3 tane 2'den biri dışarı çıktığı için 2 tanesi içeride kalacaktır. Sonra da bunların üstlerine birer ekleyip çarpacağım. Peki çarpalım. Üstlerine bir ekliyorum. 3 çarpı 2 çarpı 2. İşte bu. Bu 2 niye bekliyor kapının önünde? İçeriden kim çıkarsa çıksın 2 sarılıp çarpacak ve çift yapacak diye düşünüyorum. 3 kere 2 6. 6 kere 2 12. Demek ki 12 tanesi neymiş? Çiftmiş. Ha şöyle de yapabiliriz. Tekleri bulmak istediğimizde çiftleri bulup çıkarabiliriz. Ama bir sonraki örneğimde 540 sayısının kaç tane pozitif tek tam sayı böleni vardır sorusunu farklı çözeceğim. Kaç tanesi 2 ile bölünmez diye algılıyorum ben bunu tek olduğu için. Mesela kaç tanesi 3 ile bölünmez diye de sorabilirdi. Biz burada kaç tanesi 2 ile bölünmez. 2'nin katı değil diye algılayıp çözmeyi düşünüyorum. 540 asal çarpanlarına ayırmam gerekiyor. 540'ı bu şekilde asal çarpanlarına ayırmak bana uzun geldi. Onun için diğer yöntemimizi kullanalım. 54 çarpı 10. Güzel. 54 de 2 çarpı 27. 10 da 2 çarpı 5. 2 tane 2 var. 2 tane 2, 2'nin karesi oldu. 27 için ne yazacağım? 3'ün kübü Bir de 5 var. 5 üzeri 1 yazdım. Şimdi bunların üstlerine birer ekleyip çarparsam normalde pozitif tam sayı bölenlerini bulurum. Ama benden kaç tanesinin tek olduğunu bulmamı istiyor. Diyelim ki ben kaç tanesi 5'e bölünmez diye ifade ettiğim varsayım sorumu. O zaman 5'i yok ederdim. Ya da kaç tanesi 3'e bölünmez diye ifade etseydi 3'leri yok eder geri kalanların üstlerine birer eklerdim ama burada bölünmez mantığını iyice oturt. Kaç tanesi tek tam sayıdır? Yani kaç tanesi çift değildir? Kaç tanesi 2 ile tam bölünmez anlamına geliyor. Bu anlamda da ben de diyorum ki ikileri yok ederim. Kaç tanesi tekti deyince ne yapacakmışım? İkileri yok edeceğim. İkileri yok edince geride kimler kaldı? 3 üzeri 3 ve 5 üzeri 1. Şimdi bu 3 üzeri 3 ile 5 üzeri desem ki gidin çarpılın, çarpılsınlar birbiriyle Hep tabanları tek olduğu için sonuç hep tek çıkacaktır. Bu anlamda doğru işlem yapıyoruz. İşte üstlerine 1'e ekliyoruz. 3 Üç, tü 3'ün üzeri 1 ekledim 4 oldu. Şurada da 5 üzeri 1 vardı. O 1'e de 1 ekledim 2 oldu. 4 kere 2 8 tanesi ne olacakmış? Tek olacak diyoruz. Anlaşılmayan bir şey bence yok. Güzel gidiyoruz. Ama tekrar konuşalım. Kaç tanesi bölünür derse mesela 3'e kapının önüne 3 alıyorum. Kaç tanesi çifttir derse 2 ile bölünür demektir. 2'yi kapının önüne alıyorum. Kaç tanesi tektir derse bu 2 ile bölünmez anlamına gelir. 2'leri yok ediyorum. Ortada bir tane 2 bırakmıyorum. Çünkü maazallah bir tane 2 bıraksam gidip bir yerlerle çarpılır diğerleriyle çift yapar diye. Kaç tanesi 5 ile bölünmez dese 5'i yok ediyorum. Anlaştık. Tamam. Şimdi son yapımız bu da klasik yapılardan. Bu da hep temel kavramların içine maalesef soru bankalarında alınıyor. Yanlış yapılıyor. Israr ediyorum bu konuda. Çünkü konu net asal çarpanlarına ayırma. Şimdi burada 108 eşittir x üzeri 4 bölü y. x ve y içinde pozitif tam sayı denilmiş. Biz burada içler dışlar çarpımı yaparak bu sorumuzu çözebiliriz. İçler dışlar çarpımı yaparsam 108 çarpı y eşittir x üzeri 4 diye bir eşitlik elde etmiş olurum. 108'i asal çarpanlarına ayırmam gerekiyor. 108'i gizli gizli asal çarpanlarına ayıralım. 108. Burada görünmüyor. Şöyle yapalım. 108 dedim. Çizgimi çizdim. 2'ye böldüm 54. 2'ye böldüm 27. 3'e böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. 2 tane 2 var. 3 tane 3 var. Yani şunun yerine yazıyorum. 2'nin karesi 3 üzeri 3 çarpı y eşittir x üzeri 4. Şimdi buradaki mantık şu. Eşitliğin sağ tarafına bakarsan x üzeri 4 var. Yani bir pozitif tam sayının dördüncü kuvveti var. Sol tarafına baktığımda sol tarafta üssü 4 değil hiçbirinin. Ben bu y'nin niye buraya geldiğini sorduğumda y bana şöyle bir cümle kurar. Der ki kardeşim sen eşitliğin sağ tarafına baksana x üzeri 4 yazmıyor mu? Güzel bir şeyin üzerinde 4 duruyor. Ben de Bak bu tarafta benim tarafımda duran 2 üzeri 2'nin üssünün 4 olmasını, 3 üzeri 3'ün üssünün 4 olması için buradayım. O nedenle bende kimler olabilir diye bir düşün bakalım dediğinde ben diyorum ki şu 2 üzeri 2'nin 4 olması için y'nin içinde 2'nin karesi olması lazım. Böylece tabanlar aynı olduğu için de üstler toplanıp 2 üzeri 4 olsun. 3 üzeri 3'ün eksiği bir tane 3 eksiği o da y'nin içinde olması lazım. Hal böyleyken y şu anda kutucuk içine aldığım mavi sayılardır. Onların çarpımı bize sonucu verecektir. Yani y'nin en küçük değeri 2'nin karesi 4. 4 kere 3 12. Niye en küçük değeri? Çünkü ben gidip onun içine 5 üzeri 4 de yazabilirim. 7 üzeri 4 de yazabilirim. Büyüyebilir. şu anda mantığı anlaşıldı. Yani eşitliğin sağında ve solunda üstleri aynı olan sayılar elde etmem gerekiyor. Bu anlamda da demek ki bu işe yarıyormuş. O y'nin orada durması. Peki 120 ile çarpımı bir sayının tam küpü. Küp derken x küpten bahsediyor. Yani biz bu sayıya x dersek bunun kübü x küp olacak. Ama bir sayıyla çarpmam lazım. Diyelim ki y ile çarpalım 120'yi. 120, yi. 120 y ile çarpılmış sonuç x küp olmuş. Şimdi buradaki mantık şu. Sağ tarafta x'in üzerinde küp var. O zaman soldakilerin de üstünde küp olması lazım. Biz az önce gelin bu pdf'imizde bu sayfamızda 120 yasal çarpanlarına ayırmıştık. Bakalım. 2'nin küpü 3 üzeri 1 ve 5 üzeri 1 120. Bir de yanında y mi var. Eşittir x küp. Şimdi y niye buradasın kardeşim diye sorduğumda ben diyor ki eksikleri tamamlamak için buradayım. Yani üssü 3 olmayanları 3 yapmak için buradayım. 2 üzeri 3 diyor ki benim bir eksiğim yok kardeşim benden uzak dur. Anlaştık. Şimdi o zaman 3 üzeri 1'in ve 5 üzeri 1'in eksikleri var. E 3 üzeri 1 ve 5 üzeri 1'in üssü ne olması gerekiyor? 3 olması gerekiyor. O zaman şu y'nin içinde neler olmalı diye sorarsam 3 üzeri 2 ve 5 üzeri 2 olmalı diyorum. 3 üzeri 2 ve 5 üzeri 2. 3 üzeri 2 kaç? 9. 5 üzeri 2 25. 9 çarpı 25'ten de sonucum 225 çıkıyor. Evet. Konumuzun son örneğine geldik. Bu örneği de yaptıktan sonra asal çarpanları ayırma konusunun temel atma töreni tamamlanmış olacak. Yani temel bilgileri almış olacaksın. Peki 12 b eksi 12'nin 12 parantezini aldım. Parantez içinde b eksi 1. Karşı tarafta da a kare var. Yani aslında diyor ki 12'yi hangi sayının bir eksiğiyle çarparsam tam kare olur. Bence Türkçe kullanarak ifade de edilebilirdi. Matematiksel olarak eşitliğimiz bu. Biz kazanımların peşindeyiz. Onun için bu şekilde sorumuzu çözüyoruz. Peki a kare sağ taraf. Şu 12 yasal çarpanlarına ayırırsan 2'nin karesi 3 üzeri 1. Çarpı b eksi 1. O da eşittir. A kare olacak. Şimdi eşitliğin sağ tarafında a kare var. Yani üstünde kare var. Eşitliğin sol tarafında karesi olan bir materyalim var. 2 üzeri 2. Bunun bir eksiği yok. Ama 3 üzeri 1'in eksiği var. O zaman bu b eksi ne olması gerekiyor. 3 olması gerekiyor. b eksi 1 3 ise b değerimde 4'tür. Peki b eksi 1'e 3 dersem şu 2'nin karesi. 3 ile de 3 çarptım. Bu da 3'ün karesi. Ya bunları çarp 36 bul ya da üstleri aynı olduğu için tabanlarını çarp. 6'nın karesi oldu. Eşitliğin sol tarafı. Eşitliğin sağ tarafında da a kare var. İşte 6'nın karesi a kare eşitse a ya eksi 6'dır ya da 6'dır. Bu anlamda bize pozitif tam sayı dediği için a ya da gidip 6 değerini veririz. Bunu da bulmuş oluruz. Peki benden ne istemiş? A artı b toplamının en küçük değeri işte a artı b toplamının en küçük değeri 10 olur diyorum. Evet, son örneğimizde böyle tamamlamış olduk. Evet. Bir ünitemizin daha sonuna geldik. Asal sayılar, aralarında asal sayılar, asal çarpanlar ayırma. Bu öğrettiklerimi lütfen izlemiş ol Ebop Ekok öncesi, çalışmış ol. Güzelce çalışırsan ve ilk önce bunların sorularını çözüp bitirirsen bir sonraki ünitemizde Ebop Ekok'ta keyifli bir ders yapabiliriz. Zor bir konu Ebop Ekok. Ona hazırlığını tamamlamış ol. Görüşmek üzere. Kendine dikkat et, keyifle kal.